Sevgili izleyenler, programımıza hoş geldiniz. Kadıköy'den çok keyifli bir mekandan sesleniyoruz sizlere. Kafe Rea'dayız. Bu haftaki konuğum teorisyen yazar, iletişimci, sevgili Serli Seta Nişanyan. Serli, hoş geldin programımıza. Hoş buldum. Çok memnun ettin bizi. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey bomba gibi harika. Size de hayırlı olsun. Çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Onu zaten biz sohbetlerimizde hep gördük, yaşadık. Onun için çok mutluyum ben de. Heyecanlıyım da. Çok anlatacak, çok konuşacak şeyimiz var. Çok teşekkürler. İlk programı da böyle seninle yaptığım için çok mutluyum ben de. Bereketli geleyim. Şimdi ben seni takdim ederken teorisyen, yazar, iletişimci dedim ama bunun yanında bir gazetecisin. Belgesel yönetmenisin. Çok şapka var. Evet, pek çok şey. Genç yaşına çok güzel şeyler biriktirmişsin. Teşekkür ederim. Seni ilk defa izleyecek olan izleyicilerimiz için senden alabilir miyiz? Serli Seta Nişanyan kimdir? Kimdir? Aslında iletişimcidir. Yani ben her şekilde, her yaptığım işin içinde mutlaka iletişimi katmaya çalışıyorum. Özünde ya da çatı mesleğim diyeyim, iletişimciyim, iletişim uzmanıyım. Ama elbette geçmişte gazetecilikten geldiğim için uzun yıllar gazetecilik yaptım, televizyondaydım. Daha sonrasında belgesel, biraz sinemayla böyle bir haşır neşir oldum ama neticede hep bir basın hayatımın içinde oldu. Ve aslında benim bu iletişimcilik tarafım, yani gazetecilik kelime sanatı. Dolayısıyla ben de iletişimin o tarafını biraz alarak onun üzerinde yoğunlaştım. Anlatıyorum, konuşuyorum, susmuyorum. Farkında olduğum her şeyi de paylaşmayı seviyorum. Evet. Şüphesiz kelimelerin ve iletişimin çok önemli olduğu bir meslekle başlamıştın hayata. Aynen. Gazetecilikle, aynen, basınla. Ama Damga adında bir kuramın var, kitabın var. Soluksuz okudum, oradan da notlar aldım. Teşekkür. O cümlelerle de sorular soracağım sana. Kelimelerin bu dünyasına girmen, derin dünyasına başlaman nasıl oldu? Aslında onu merak ediyorum. Aslında dramatik gibi gözükse de benim için ciddi bir uyanış aslında. Ciddi bir farkındalık dönemi. Burada izleyicilerimiz de hak vereceklerdir. Şimdi bunu dramatize etmek için söylemiyorum elbette. Ama hepimizin hayatında olan inişli çıkışlı dönemler illaki vardır. Kimimiz elbette iflas ederiz, kimimiz kaza geçiririz, kimimiz çok ağır bir hastalık atlatırız veya işte bir kayıp yaşarız ve o bizim artık bir durağımız olur veya orada bir dönüm noktası olur bizim için. Bende de bir kazaydı aslında. Hatta iki kazaydı. Çok kısa süreli, 3 ay arayla 2 tane kaza geçirdim. Profesyonel sporcuydum. Tenisçiyim. Ve aslında tenisim bile hayatımda ilerleyen zamanlarda bu kaza, bu araştırma vesaireden çıkış noktası için inanılmaz bir mesajı oldu hayatımda. Ona belki sonra değinebilirim. Çünkü ben hayatta olan her şeyi anlamlandırıyorum. Belki fazla anlamlandırıyorum ama okumayı anladım hayattaki mesajları. Ve bu kaza benim için çok önemli bir hayattan, evrenden bir hediyeydi. Şimdi ben bunu o zaman da söylediğimde dediler ki sen deli misin, yani ne demek, yani bu kadar büyük bir şeyi yaşıyorsun. Ve ben çok şöyle kısmi felçtim, sadece bacaklarım tutuyordu. Dolayısıyla o travma ve onun sonrasındaki o tedavi süreci, söylenenler, ameliyat vesaire, ki hiç ameliyat olmadım o kadar ameliyat denmesine rağmen, tamamen düşünce gücüyle. Elbette tıbbı asla, hani tabii ki tıp olmalı, tabii ki doktorlarımız başımızın tacı, hani onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama hani benim hikayemde ben bunu kelimelerin görünenin ötesindeki anlamlarıyla çözmeye çalıştım ve başardım. Ve hatta doktorlar da çok şaşırıyordu. O yıllardan 2004 yılı itibariyle aslında gazetecilikten öğrendiklerim, kazada yaşadıklarım ve deneyimlediklerimle birlikte kelimeler, kelimelerin ötesi, hayatımıza kattıkları, yani neden masaya masa diyoruz, neden ayakkabıya ayakkabı diyoruz da ayakkabıya araba demiyoruz, masaya ne bileyim makas demiyoruz. Ya bunlarla böyle bir haşır neşir olunca inan bana iyileşmem bile aslında bununla ilgili oldu. Çok güzel. Ya iş dünyasında krizi fırsata çevirmek diye bir cümle vardır. Sen de zaten içinde bulunduğun yolculukta
daha da derinleşmişsin. Evet. Aslında kendi devrimini yapmışsın. Aa, evet evet çok güzel. Kendi düşünce gücünü daha iyi fark etmişsin. Farkındalığın artmış. Kesinlikle. Ve yani bununla birlikte de şu an hayatlara dokunuyorsun. Aslında ben şöyle araya gireyim. Az önce dediğin şey çok doğru. Çünkü ben bunu hep anlatırken de bu örneği vererek anlatıyorum. Ben yaratıcı yıkım denilen bir iktisat teorisini çok iletişim güzel. Teorisi haline getirdim. Ve hayatımda anlattığım şeyi asla dramatize etmek için değil. Sadece şunun için anlatıyorum. Burada hani seyredenler de bunu lütfen bu şekilde algılasınlar, dinlesinler bize. Ben yaptıysam sen de yapabilirsin. Evet. Yani ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Tamamen derdim bu. Çünkü ben özel biri değilim. Bende farklı bir şey yok. Sende ne varsa bende de o var. Sizde ne varsa hepimizde aynısı var. Ben sadece bir adım daha ötesini düşünerek, farklı bir bakış açısı yaratarak bir yıkımı fırsata çevirmeye çalıştım. Ve bir şey yaratmaya çalıştım. Ve, ya bu kitap yaratıcılığı evet, tarafı. Evet. O krizimin, o kazamın, evet. O yıkımımın bir yaratıcılıkla çıkışı benim için çok önemliydi. Yoksa ben zaten iyileşemezdim. Evet. Sen kelimelerin gücüyle yol almışsın. Evet. Her insan farklı farklı yöntemlerle çıkabilir. Tabii. İçine girdiği tabii, durumlardan tabii, tabii. Öyle değil mi? Çünkü elbette. Herkesin ilgisi, yeteneği, becerisi, tabii ki, farklı. Tutkusu farklıdır. Kesinlikle. Dolayısıyla hani burada önemli olan kelime sanırım tutku. Yani tutku duyduğumuz çok doğru. Herhangi bir şey, bu her şey olabilir. Onunla sanırım kendi krizlerimizi fırsata çevirebiliriz. Bir de merak. Öyle değil mi? Merak ve bir tutku. De merak. Çok önemli. İnsan doğası, insan psikolojisindeki senin de alanların evet. Aslında bunlar. Psikolojideki öyle önemli bir konu ki merak. Evet. Yani biz merak etmediğimiz hiçbir şeyi yemeyiz. Merak etmediğimiz hiç kimseyle aslında konuşmayız. Kimsenin hatrını dahi sormayız ki... İletişimin ilk adımı, hep sohbetlerimizde de konuştuğumuz gibi, iletişim aslında kişinin önce kendinde başlıyor. Kişi kendini de merak etmezse zaten bir başkasına da dokunamıyor. Dediğin gibi az önce, ben evet bu kitabı, bir daha doğrusu bu düşünceleri kitap haline getirdiğimde, ben yaptım sen de yapabilirsin diyebilmek için ve gerçekten İnsanların bir şeyleri merak etmesine teşvik edebilmek için aslında yazdım. Peki Serli, çok böyle can alıcı bir soruyla başlamak istiyorum. Tamam. İletişimdeki en büyük engelimiz nedir? Önyargı ve kendimizi tanımamamız. Çünkü az önce dediğim gibi biz kendimizle olan hesaplaşmamız henüz bitmeden başkalarını tanımaya çalışıyoruz. Yani ister ilişki, ister iş hayatı, ister çocuğun önemli değil ne oldu karşındakinin, kim olduğu önemli değil. Ama biz kendimizle olan hesaplaşmamızı henüz bitirmediğimizde ve kendimizi tanımadığımız zaman bu karşıyı tanımak için çok efor harcıyoruz ve çok yanlış tanıyoruz. Çok yanlış anlamlandırıyoruz aslında. Burada bir şey sorarak tabii, tabii. girmek istiyorum izninle. Dedin ya önce kendimizi tanımıyoruz. Önce evet. kendimizi tanımalıyız ki doğru iletişim evet. kurmalıyız. Evet. En büyük direnç de kendimize mi oluyor? Kesinlikle. Yani grup çalışmalarında, insanlarla olan kesinlikle. Çalışmalarında gözlemlerini aktarırsan en büyük direnci kendimize mi kesinlikle. Yapıyoruz? Kesinlikle. Orada mı tıkanıyoruz? Ön yargılar hani biz şimdi çok negatif ön yargı olarak yani ön yargı negatif bir kefeye koyuyoruz. Evet tabii ki böyle kelime olarak ama baktığında aslında karşımızdan alacağımız o bizimle ilgili düşünceleri bir şeyde tartıyoruz böyle. Aslında istiyoruz ki hani o bize bir şey demesin, o bize karışmasın, bir duvar örüyoruz ve aslında karşımızdaki belki güzel bir şey söyleyecek. Evet. Onunla ilgili bir ön yargımız oluşuyor. Evet, olumsuz bir durum ön yargılar ama aslında işte kendimizi keşfedersek, ben bu eğitimlerde de bütün danışmanlıklarımda da gördüğüm şey bu. Yani kişi bir önce diyor ki, ya işte karşımdaki şunu yaptı, kocam onu yaptı, çocuğum bunu yaptı. Peki sen ne yaptın? Yani sen nasıl durdun? Sen neredeydin? Sen olaya nasıl bakıyorsun? İşte sen bir kendini tart, bir kendini durumlar içerisindeki halini bir ortaya koy. Ondan sonra de ki bunun adı ön yargı. Evet. Aslında belki ön yargı değil. Sadece algı. Yani algı farklılığı. O çocuk olarak başka bakıyor, o erkek olarak, eş olarak, baba olarak farklı bakıyor. Ama biz değil mi ya bu duvarları örüyoruz, o öyle der, bu böyle düşünür ama ben böyleyim. Bir dakika, o duvarları aşamama durumu başlıyor bu sefer, aşamayacak hale geliyoruz bir şekilde. Aynen öyle. Öyle öyle de önyargılar yani çıkıyor iletişim işte. Önce bizim kendi içimizde başlıyor. Kesinlikle.
Kitabında ara ara sürekli zaten buna değiniyorsun ve çok da doğru. Önce bizim içimizde başlıyor. Hı-hı. İçimizdeki o yolculuğu sağlıklı bir şekilde yapmalıyız ki evet. diğer yolculuklara sağlıklı Kesinlikle. Çıkalım. Tabii, tabii. Gerçekten öyle. Çünkü hepimizin bir yolculuğu var. Yani benim var, senin var. Seni anlamam için ya ben kendimi bir noktaya kadar tamamlayabileyim ki bir hayatı anlayayım, bir durum karşısındaki tepkilerimi göreyim, hı-hı. ne yapıyorum, neye sinirleniyorum, neye üzülüyorum. Hı-hı. Sonra her önüme gelen şeye ani tepkiler, feci böyle çıkışlar yapmaktansa empati de burada başlıyor aslında. Sadece bir şey soracağım. Yaptığın çalışmalarda insanlar bunun farkında mı? Ya da dirençleri esneyebiliyor mu kısa zamanda? Yani kendiyle ilgili önce çok zor. Onu çok merak ediyorum. Yani Türk toplumu çok, olarak çok değil. Çünkü buradayız, bu toplumdayız. Evet, evet, evet. Diğer kültürlerde daha farklı olabilir esneklikler Hı-hı. ama biz biraz daha kendimize karşı katı mıyız Türk toplumu olarak? Daha dirençli miyiz? Aslında çok güzel nasıl? Bir soru bu. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten toplumsal farklılıklar burada çok ortaya çıkıyor. Şimdi yani Türk toplumunda biz en doğruyu bileniz. En iyi olmaya çalışanız. En iyi olmak için çabalayanız, anamız, babamız, etrafımız hep bizi böyle yetiştirdi. Evet. Aman kızım en düzgün sen otur, aman üstüne bir şey gelmesin, üzerine bir laf söylenmesin, aman bilmem ne yapılmasın. Aman Hı-hı. başarılı ol, iyi çalış da aman yarın bir gün evlenirsen işte şöyle olur, böyle olur falan. Şimdi biz belli geleneksel değerler üzerinden büyütüldük. Evet. Ve bu değerleri aşabilmemiz değer mi bir de hani bunlara? Yani çünkü hayatımızı da bunun üzerinden yorumlamaya ve bir şekilde sınırlamaya başlıyoruz. Şimdi bu o kadar derin bir konu ki evet insanlar kendi hakkında özellikle esnek olamıyor. Mümkün değil. Çok zor. Çok zorlanıyoruz çok zor. Değil mi bununla ilgili? Çok zor. Evet. Yani ben eğitimlerimde psikologlarla da çalışıyorum. Yani Hı-hı. eş zamanlı olarak eğitimlerde. Çünkü ben bir iletişimciyim. Ama gerçekten insan psikolojisinde iletişimle psikoloji o kadar iç içe geçmiş ki bunun çok paralel anlamları var. Evet. Ve burada gördüğümüz neredeyse birçok örnekte, genelliyorum hatta durumu, çoğunda esnemek çok zor. Ama çünkü öyle kalıplarla yetiştiriliyoruz ve büyütülüyoruz evet, ki. Ama bu bize zor. Dönük olmuyor bize verilen şeyler. Yani kendimizi keşfetmemizle ilgili Tabii. değil, kendi yaratıcılığımızı geliştirmemizle ilgili değil, kendi bireysel özgürlüğümüzü kazanmamızla evet. ilgili kodlamaların dışında Hı-hı. çok dışa dönük kodlamalarla Kesinlikle. Yetişkin bir insan oluyoruz. Kesinlikle. Öyle görüyorum ben. Yani kendi dediğin gibi beklentilerimizi geri plana itiyoruz. Evet. Çekiyoruz geriye diyoruz ki annemiz, babamız, toplumumuz, komşumuz. Oyumuz buyumuz. Kesinlikle. Ama biz neredeyiz? İşte biz de geliyoruz 40 yaşımıza. Evet. Yani çok nadir evet 30'larında kendini keşfedip de dünyayı da keşfeden insanlar gençlerimiz yok mu? Var. Var. Ama hani genele baktığımızda geliyoruz 40 yaşımıza diyoruz ki bak bunu burada hata yapmışım. Bak şurada şöyle yapmalıyım. Ya da ben kimim diye sormaya da, başlıyoruz 40 yaşından gibi. Sonra. Ama işte belki de geç kalıyoruz bazı şeylere. Ama yine de bu soruyla yola çıkmak önemli. Kaç yaşında olursa olsun çok önemli. Önemli. Vazgeçmemek lazım. Bu noktada şunu diyeceğim. Anne babaların anne baba olmadan önce bu eğitimleri alıp farkındalıklarını yükseltmeleri çok önemli değil Keşke. Mi? Çünkü bir çocuk dünyaya getirecekler doğru kodlamalarla. Çok doğru. Doğru yönlendirmelerle yetiştirmeleri için. Çok aslında doğru. böyle anne baba okulları olmalı. Kesinlikle. O ehliyet verilmeli. Kesinlikle. Daha dün yani akşam senin yaptığın grup çalışmalarında ya da psikologlarla Hı-hı. ortak yaptığını söylüyorsun. Hı-hı. Anne babaları aldığınız, Hı-hı. ebeveyn olmak isteyenleri aldığınız ya da böyle bir çalışmanız var mı? Onu merak ettim ya da projeniz. Aslında şöyle, evet bu çok önemli bir şey ve daha dün benim de yapmış olduğum evlat edinme ile ilgili bir programda da tam da bunu konuştuk. Keşke evlat edinme sürecinde nasıl bir anne baba başvuru yaptığında bu süreç bir prosedür üzerinden gidiyor. Psikologlar, kan tahlilleri vesaire vesaire bir sürü şey yapılıyor ve gerçekten o annenin anne olmakla ilgili yeterliliği veya babanın yeterliliği ölçülüyor ve belgelendiriliyor. Keşke evlenmeden önce yapılan o kan tahlilleriyle birlikte psikolojik testler de yapılsa. Ben bunu gerçekten eğitimlerde verirse bunu özellikle söylüyorum. Altını çize çize. Ben meslek kariyerime yetimhanede başladım. Öyle mi? 16 yaşında yetimhanede başladım. Öyle mi? Biraz anlatır mısın?
anlatayım, değişik bir aslında hikaye. Çünkü benim bugüne gelme sebebim, çocuklarla bu kadar haşır neşir olma sebebim aslında o günler. Olan şey şu, aileler dediğim gibi doğurup birçok aile ne yazık ki çocukları bırakıyor, terk ediyor. Sadece ebeveyn oluyorlar. Anne, baba ya da hiç olamıyorlar. Yani evet. Neler görüyoruz? Yani biyolojik bebekler olarak doğuyor, evet. Biyolojik evet. Evet. Yani çok kutusuna bırakan var. Eskiden maalesef özellikle cami avlusuna çok bırakan vardı falan. Şimdi o biraz azalmış. Çünkü kamera sistemleri artık sokaklarda mobeselerin evet. olmasıyla birlikte bu azalmış. Bu belirli. Şöyle ben 16 yaşında daha böyle yani ne yapabilirim acaba, yaz tatillerinde ne olabilir derken bir yetimhanede böyle ablalık yaptım ve gittim. İşte resim yapıyoruz çocuklarla, işte ne bileyim bir el işi bir şey yapıyoruz falan. Bütün çocuklar zaten deli koşuyor, sarılıyor, öpüyor falan, böyle inanılmaz. İhtiyaç duyuyorlar, ilgi ve sevgiyi. Sonsuz ben bir sevgi. Ben üniversite zamanımda yapmıştım bir dönem, biliyorum oradan. Çok değişik. Düzenli olarak gidiyordum, ilgilendiğim bir kız, çok sevimli bir kız çocuk vardı. Biraz yakınım ona. Çok değişik senin bir için duygu. Çok genç yaşında başladığın çok özel bir deneyim olmuştu. Çok orada. Özeldi çünkü hazin de bir hikayesi var aslında, şöyle ki. O çocukların işte sevgisi beni acayip mutlu ediyor falan ama bir çocuk var, dikkatimden kaçmıyor, hep beni uzaktan böyle takip ediyor ve gidiyor, eli arkasında duvara yapışıyor, bana böyle bir bakıyor ama gelemiyor yanıma. Bir, iki gözüme hep böyle takılıyor. Bütün çocuklar geliyor ama o gelmiyor ve kendini oraya sanki böyle hani korkan çocuk da sen böyle bir siner. O öyle siniyor duvarın kenarına. En sonunda o gücü topladı herhalde. Elinde küçük bir defterle bana geldi. Dedi ki ablacığım dedi. Lütfen dedi bunu dedi al. Eve git. Tuvalete gir. Kapıyı kapa ve orada oku. Ama kimseye gösterme. Dedim tamam peki, ben de çocuğum yani 16 yaşındayım, evet. Ona verdiğim sözü gerçekten yerine getirdim, eve gittim, tuvalete girdim, kapıyı kapattım, annemlere dahi söylemiyorum. Dedim ne olabilir ki ya, işte çikolatamı aldı, arkadaşım şunu yaptı, balonum gitti, uçurtmam bilmem ne oldu falan, böyle bir şey bekliyorum. Evet. Her bir sayfada inanılmaz bir trajik hikaye okudum. Taciz, tecavüz vesaire ve bunlar en yakınları tarafından yapılıyor. Bayağı ağır bir durum yaşamışsın. Evet ve bu çocuk aile hayatta, anne hiçbir şey yapamıyor, baba alkolik ve baba dede amca şeklinde giden bir travma. Hı hı. Ve çocuğu ben erkek çocuğu sanıyorum. Çocuk biraz kilolu, işte saçlar sıfıra kestirmiş. Yani hiç kız olduğunu anlamadım önce. Ne yaptın peki? Yani çok ağır bir durumla karşılaşmışsın. Benim için de çok ağır. 16 yaşındasın. Evet. Travmatik bir durum. Evet. Çok ciddi itiraflar var. Küçük bir çocuğun. Ne yaptın? Çok merak ettim. Valla müdüre gittim ertesi gün. Müdüre hanım dedim böyle böyle bir durum var. Hani ben anlatamıyorum. Bir yanda da sanki çocuğun özel hayatı. Hani girmek yani böyle bir şey de yapmak istemiyorum. Ortaya da dökmek istemiyorum her şeyi. Ama ya bir şey yapılması gerekiyor. Dedim çocuk dedim ailesi varmış. Nasıl yani yetimhanede? Bazı dedi çocuklarımızın dedi işte yaz tatili gibi dedi geliyorlar ve yaz sonu dedi ailesi olanlar dedi geri gönderiliyor. Ama dedim bu gönderilmesin. İşte neyse zar zor ben biraz anlatmaya başladım. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Kanunlar. Ben orada bittim. Göz göre göre o çocuğu bile bile geri gönderdiler. Ne oldu o çocuk bilmiyorum. Nasıl bir kadın oldu? Bilmiyorum. Nasıl bir genç kızlık oldu, nasıl baş edebildi? Geçirdi. Bilmiyorum. İyileşebildi mi? Yaşıyor mu? Bilmiyorum. İntihar mı etti? Bilmiyorum. Yani aklımda yıllardır sorguladığım şey ve o zaman dedim ki ben çocuklar için hep bir şey yapacağım. Hayatımın bir yerinde çocuklarla ilgili bir şey olacak. Ve sonra geriye dönüp baktığım zaman kendimle de ilgili şeylere baktığımda bugün hayatımda yapmış olduğum hatalar, bugün hayatımdaki en yumuşak noktalarım ya da en agresif noktalarım benim hep çocukluğuma aslında dönük. Hep çocukluğumda yaşadığım bir şeylerle besleniyor. Bugün şirketlere gidiyoruz, işte patronlarla birebir danışmanlık yapıyoruz veya ekiplerle konuşuyoruz falan. Görüyorum ki o patronların o bir yerinde çözemediği o şey kendi çocukluklarıyla ilgili çıkıyor. Muhakkak. Yani hepimizin bir kara kutusu var. Var.
özür dilerim. Hepimizin bir kara kutusu var. Yani orada tonlarca şey birikiyor. Evet. Toplumsal olarak da ailemizin bize verdikleri ya da kendi yaşadıklarımız. Evet. Yani o kara kutunun bizi nasıl yönlendirdiğini bilemiyoruz aslında. Orada farkındalık. Üstüne düştüğümüz zaman. Evet. Ama cesurca üstüne düştüğümüz zaman. Çünkü o çok hiç zor. Kolay değil. Çok zor. Ya 16 yaşında yaşadığın bu travmatik olay belki de senin şu anki yolunu çizmene neden oldu. Kesinlikle. Çünkü sen çocuklar için değil insanlar için bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Hala devam ediyorsun. Hala devam ediyorum. Yani evet. Kitabınla, yazdıklarınla yaptığın işle hayatlara dokunuyorsun. Oradan gelen durum belki şu anki serliği yarattı, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. O benim ilk aslında hayat durağım. Öyle düşünüyorum. Ve kötü olan aslında her şeye birer kaza demeyi seviyorum. O benim hayat durağım. Hı. Ama elbette bunu da alıp kendi hayatımda ben de farkında olmak çok önemli ama farkında olup da ne yapacağını bilememek de var günün sonunda. Yani evet. İşte kanunlar var ya da işte bir hayat gayem var, belki bilmediğin konular var derken İşte sonra az önce anlattığım gibi yani kazalar vesaireyle birlikte sonra bir bakıyorsun kendi hayatında bulduğun şeylerle bir araya getiriyorsun. Aa diyorsun, hı hı. Orada bu çocuk böyleydi, sen hayatında bunu yaptın, öyle oldu. Sonra başka belki yıkılmalar yaşıyorsun. Aa diyorsun, bunlar da yeni kazalarım. O çocuğun kazası da buydu. Evet. Ve senin rotan kelimeler olmuş. Ve evet. Ağzımızdan çıkan kelimeler, kurduğumuz cümleler, cümle yapılarımız mutlaka bizim birikmişlik, evet. Birikmiş kara kutumuzdan geliyor. Evet, evet. Önce buna dikkat çekiyorsun. Kitabında da buna dikkat çekiyorsun. Önce bu farkındalığımız oluşsun. Sonra kendini iyileştirme ile ilgili de yöntemler veriyorsun. Bu çok önemli çünkü ondan sonrası var bir de. Sadece farkında olup kalmak değil. Ondan sonra nasıl yapacağız, değil mi? Aynen. Yani ona biraz girelim tam yeri gelmişken. Tamam. Şimdi ben kullandığım kelimelerin, cümlelerin, ağzımdan çıkan her şeyin benden bir parça olduğunun farkına vardım. Hı hı. Çocukluğumdan, gençliğimden ya da travmalarımdan. Hı hı. Peki bundan sonra bu kodlarımı iyileştirmeye nasıl gitmeliyim? Hı hı. Şimdi izleyicilerimiz de mutlaka bunu bu noktada merak edecek. Çünkü bunu çok güzel anlatıyorsun zaten bu farkındalığı. Peki bundan sonraki iyileşmeye ufak ufak, hı hı. O yolculuğa nasıl çıkmalıyız? Orada işte o fark ettiğimiz şeyleri yapabiliyorsak, mümkünse mesela hep verdiğimiz bir örnek. Bir müzik dinlersin ve kendini kötü hissedersin. Sonra dersin ki ya bu müzikte ne var ki, işte sözleri çok güzel. Gayet eğlenceli falan ama niye beni kötü hissettiriyor? Yani geçmişte belki işte anne baba ayrılıyordur, boşanıyordur. Anneyle babanın kavga ettiği o ortamda sen 3 yaşındasındır, 4 yaşındasındır, çocuksun ama fonda o güzel müzik çalıyordur. Evet. Yıllar sonra kodlanmış olan bu bilgi yıllar sonra senin karşına yolda sokakta yürürken kulağına çalınan o müzikle bir anda karabasan gibi böyle üstüne bir ağırlık çöküyor. Diyorsun ki bu neydi şimdi? Ama onu fark edip üzerinde düşünmek gerekiyor. Yani aslında kişi kendiyle röportaj yapmalı, sorgulamalı kendini. Yani ben bunu hissediyorum arkadaşım. Ya bir dakika Serlin, peki niye ben bunu hissediyorum? Neden? Zaten bu soruyu sorunca artık cevaba doğru gidiliyor demek. İşte merak. Kendini merak. De merak etmeliyiz. Yani herkes kendini merak etsin. Sadece bunu fark ettiğin zaman sen de kendini de mutlaka uyguluyorsundur. Bu kodlamayı, yenilemeyi nasıl yapacağız? Hani biraz teknik bir öneri verirsek izleyicilerimize. Şey oluyor değil mi? Doğru. Sabah kahvelerimizi içerken seninle konuştuk bu konuyu. Oradan şimdi aklıma geldi. Hani böyle biraz teknik, o kodlarımızı güzelleştirmek, hı-hı. ya da hafif hafif iyileştirmek için neler önerirsin izleyicilerimize? Evet, bizi? Aslında evet. Bunu yapmamız gerekiyor. Hatta şu anda hemen yapabiliriz bile. Evet. Aklımıza gelen ilk mesela olayı o anda yaşadık veya yaşayacağız. Diyelim ki yaşadık ve üzerinden bir süre geçti ama bundan rahatsızlık duyuyoruz. Yine o ana gidip o andaki güzel şeyleri düşünmeye çalışıyoruz. Yani ne olabilir? O anın işte belki duvar boyası, duvar rengi. Mesela şeyden somut olsun, basit
müzikten yola çıkıp müzik bize hatırlattı. Hatırlattı. Neden o hüzünlü duyguyu hissettirdi? Müzik bize bunu hatırlattı. Anladık. O geçmişe döndük. Evet. Bulduk. Evet. O yaşlarımızda yaşadığımız onu, bir sahneyi. Onu oradaki o sahnedeki bir yönetmen gibi aslında uzaktan evet. Şöyle bir bakıp o sahnede güzel başka bir şey yok muydu? Yani bunu birazcık irdeleyip düşünmek gerekiyor. Belki masada çok güzel bir çikolata vardı. Çocuğuz. Çok güzel. O çikolatayı bulmak, onu hatırlayabilmek. Çünkü hafıza hiçbir şeyi unutmuyor. Sadece onu bir böyle deşip bir hatırlamamız gerekiyor. O çikolatayı hatırladığımız zaman artık o anı çikolatayla kodlamış olabiliriz. Olmaya soyut çalışacağız yani. Soyut bir şey de olabilir yani. Değil mi? Masadaki bir çikolata da olabilir. Ya da işte hani örnekten yola çıkacak olursak çocukluğumuzdaki bir üzüntülü bir anı hatırlattı. Orada o yaştayken yaşadığımız güzel bir şey de olabilir. Tabii. Yani bir sarılma anne olabilir. Anne boşandığı anı hatırlatıyorsa anne babamızla geçirdiğimiz güzel bir an da olabilir o sırada. Yani biz bunun yanında da güzel anlar da yaşıyorduk değil. Evet, o da olabilir ama hani şöyle gibi birazcık daha netleştirirsek, anne baba orada tartışıyor, masada çikolata var. Çikolata yoksa belki babaanne geldi, belki anneanne geldi ve o anda yavrucuğum dedi, seni aldı, pış pışladı, sevdi, başına bir öpücük kondurdu ve odana götürdü. O an bile çok daha kıymetli. Çünkü oradaki ninenin sana gösterdiği ihtimam, başından öpmesi. Çok önemli güzel. Olan o duyguyu yakalamak. Ve o anı, evet kötü bir an, hoş bir şey değil bir anne babayla böyle bir tartışmanın ortasında kalan çocuğun duygusu. Ama evet bu duyguyla barışalım çünkü artık büyüdük, bunu biliyoruz. Evet bu insana dair bir durum ama ben bu durumdan sıyrılıp kendi ilişkilerime bunu yansıtmamak adına ben onun içindeki sahneyi yeniden yazıyorum aslında. Çok güzel. Yani kodlamalarımızı... Zihnimde yeniden kodluyorum. Aynen. Kodlamalarımızı... Yani duvardaki yeniden... boyayı hatırlayayım. Yeşil. Ha yeşil de o evdeki, o salondaki boyamız. Tamam yeşil. Çok tatlı bir yeşildi. Evet ya güzeldi. Yani o an... O sahne yeşille hatırlanacak o zaman. Evet Serli, farkındalığımızın artması dedik. İçsel yolculuğa çıkmak ve kendimizi iyileştirmek ve onarmak dedik. Kitabından yine çok hoşuma giden bir cümle okumak istiyorum sana. Çok bu anlattıklarımızın özeti diye düşünüyorum. Diyorsun ki kitabında, karşımızdakinin davranışlarını kabul etmiyor değiliz. Aslında biz kendimizi de kabul etmediğimiz için çoğunlukla zihnimiz hiç bu noktalarda çalışmıyor. Kendine açık olmayan başkalarına da açık olamaz. Ben bu cümlene bayıldım. Bütün bu anlattıklarımızın özeti değil mi gerçekten? Karşımızdakini anlamıyor değiliz. Kendimizi de anlamadığımız için kesinlikle. Zihnimiz böyle çalışmıyor. Bir kesinlikle. İki cümle. Tabii. Gerçekten öyle. Önce kendimizi keşfedelim diye ben hani böyle sohbetin başından beri söylüyorum. İletişim kendimizde başlar diye. İşte evet biz kendimizi önce bir kabul etmeliyiz. Kendimizi öğrenmeliyiz, görmeliyiz. Nerede, ne yapıyoruz, ne düşünüyoruz, ne hissediyoruz. Ondan sonra bir başkasına gitmeliyiz. Bir başkasının hayatını keşfetmeliyiz. Bu çok önemli. Çünkü önce duyguları tanımalıyız. Evet. Şimdi biz bazen diyoruz ki, "Ay bana böyle davranmadı." Şimdi onun gerçeği o. Onun duyguları o. Yani o öyle seviyor. Ama benim sevgi anlayışım bu değil. Peki ben ne istiyorum? Ben istediğimi biliyor muyum? Yani ben sevgi dediğim şey ne benim için? Ya da başarı dediğim şey ne benim için? Ya da karşımızdakine gösterdiğimiz tavır ve davranış biçimi aslında kendimize de gösterdiğimiz değil mi? Yani biz kendimize nasıl davranıyorsak karşımızdakine de öyle davranıyoruz sanırım. Yani kendimize acımasızsak karşımızdakine de acımasız oluyoruz. Kendimize esneksek karşımızdakine de esnek oluyoruz. Kesinlikle. Aslında davranışlarımızı bir ayna olarak kabul etsek değil mi? Yani biz Türk toplumu olarak biraz öyleyiz, biraz eleştireceğim. Hemen karşı tarafta buluyoruz suçu, hatayı. Ama tek başımıza kaldığımızda çok kolay geliyor. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Aslında bizim aynamız karşı taraf. Kesinlikle aynamız. Biz neye nasıl baktığımızı aslında şu var. Hani diyoruz ya önce sen bir kendine hak ettiğini bir idrak et. Sen bir mutluluğu hak ettiğine bir karar ver ve bunu kabul et. Ondan sonra zaten mutluluk sana gelecek denilen şey evet. Aslında budur. Sen bunu kabul et. Sen kendini mutlu olmayı hak ettiğini düşün.
Ondan sonra zaten onun lafında, sözünde, enerjinde, yüzünde, giyiminde, kesinlikle, konuşmanda, kesinlikle, her şeyinle karşına bunu yansıtıyorsun ve karşındaki diyor ki evet, bu mutluluğu hak ediyor. Ha, bu çok önemli bir şey. Çok, çok. Yani bunun enerji farkına varmak bile o kadar çok şey değiştirir ki, evet, hayatımızda. Evet. O yüzden yani biz önce diyorum biz kendimizi bir çözelim, kendimizi bir tanıyalım. Yani hatta şöyle bir şey var. Biz bazı, mesela başarı dedim ya az önce. Başarı nedir? Başarı kimi için paradır, çok para kazanmaktır. Evet. Kimi için çok iyi bir okulda okumaktır. Kimi için çok iyi bir evlilik yapmaktır. Kimi için ne bileyim cirosunu çok yüksek bilmem ne yapmaktır. Yani bir ayda şu kadar ciro yapmaktır. Biri için şu kadar... Herkesin başarı algısı bambaşka. Evet, yemeğin kıvamını çok iyi tutturmaktır. Ya, kimsenin hayat hikayesini, kimsenin deneyimini, kimsenin acısını, kimsenin başarısını... Asla kıyaslayamayız. Bu çok önemli. Yani kıyaslayamayacağımız için, evet. Kesinlikle. Onun için benim başarı anlayışım da seni yargılayamam ve yadırgamamam gerekiyor. Bu çok önemli. Seni yargılamamam gerekiyor. Yani yargı, kıyas denilen, hani o şeyi ben sevmiyorum, kıyaslamayı. Yani kıyas kelimesini sevmiyorum. Kaldıralım onu yani. Kıyaslamayalım. Bireysel farklılıklardan kültürel farklılıklara da, toplumsal farklılıklara da bir dokunalım istiyorum, dokunalım ben. Anne tarafından İtalyansın. Evet. Baba tarafından Ermenisin. Türkiye'de yaşıyorsun. Evet. Çok zengin bir ortamın içine, içinde dünyaya geldin ve öyle de devam ediyor. Birçok kültürü biliyorsun ve tanıyorsun. Evet. Şimdi beslenme uzmanları genelde şöyle derler. Ne yersek oyuz. Biz ne yersek oyuz. Evet. Kişisel gelişimciler içinde toplumlar bazında düşünecek olursan, hı hı, ne konuşuyorsak, ne diyorsak oyuz. Hı hı. Öyle yaşıyoruz. Hı hı. Ne yaşıyorsak onu konuşuyoruz. Hı hı. Yani birçok toplumu gözlemledin. İçindesin, kültürünü, evet, biliyorsun. Evet. Toplumları düşündüğünde nasıl yaşıyorlarsa öyle konuşuyorlar. Kesinlikle. Nasıl konuşuyorlarsa öyle, öyle yaşıyorlar. Değil mi diye sorsam kesinlikle sana. Kesinlikle öyle. Yani çok çok böyle. Yani şimdi evet, ben aile olarak... Yani toplumun dilini tanımak, toplumu tanımak, evet, o toplumu tanımak da dili daha kolay öğrenmek. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü yani burada bir işte kursa gidip İngilizce konuşan, gerçekten ama böyle yani native düzeyinde İngilizce konuşan veya hani herhangi bir dili konuşan ben birini daha tanımıyorum. Şahsen. Evet. Yani benimki de müthiş mi? Değildir muhtemelen, bir hani Amerikalı gibi, bir İngiliz gibi İngilizcem yok elbette. Çünkü orada yaşamadım. Ama yaşadığım ülkenin, yani Türkçe olarak konuştuğumda, ben Türkiye vatandaşı, Türk vatandaşıyım ve Türkiye'de yaşıyorum. Dolayısıyla benim Türkçem çok iyi olmalı. Ben bunu savunuyorum. Evet. Ama Ermenicem de çok iyi, çünkü bir Ermeni kültürü içerisinde büyüdüm. Kültürü tanıyorsun, biliyorsun. İtalyancam ne yazık ki iyi değil. Ama İtalyan kültürü içerisinde de tabii büyüdük. Annem İtalyan kökenli ama bizde hani baskın olan biraz daha Ermeni, hı hı, kültürüydü. Şimdi günün sonunda baktığında bir ülkenin kültürü kelimelerine yansıyor. Çünkü dil dinamiktir. Diller toplumların dil, hafızaları. Evet. Hafızalarını, evet, biriktirdikleri. Evet. Kesinlikle. Ben bir dönem mesela bir makale yazdım. Bu ikinci ortak kitabımla ilgili bir, hı hı, çalışmada yer aldı. Masallarla ilgili bir çalışmaydı. Ve dört kültürü inceledim. Bunlar Türk, Ermeni, Yunan, hı hı, ve İran kültürleriydi. Bu kültürlerdeki dil göçünü çalıştım. Ve çalıştığımda şu vardı. Kültürler kendi değerlerini, kendi nesillerden nesillere aktarmak istedikleri, savundukları duyguları aslında masallarla çok... Alttan aslında çocuklara işliyorlar, aktarıyorlar. Evet, evet. Ve masal dediğiniz çok basit bir şey değil. Yani ben mesela buradan lütfen sesleniyorum. Yani öyle her masalı da çocuklara okutturmayın, okumayın, anlatmayın. Evet, yani o çok naif gibi duran masalların altında çok başka şeyler yatıyor aslında. Evet, mesajları önce irdelemek, evet, ve bilinçli olmak lazım. Evet. Özellikle çocuklarla ilgili alanda. Kesinlikle. Yani çocukların dünyasında çok dikkatli, kesinlikle, olmak lazım. Bir de şu örneği aslında tam da burada vereyim, tabii, istersen. Şimdi toplumsal farklılıklar, toplumsal kültür ve bunların arasındaki bu geçişler ve birbirini etkilemeler çok önemli. Özellikle Türkiye gibi bir yerde yaşıyoruz. Müthiş bir ülkedeyiz. Gerçekten Anadolu'nun zenginliğini fark edemeyen varsa bilmiyorum. Umarım fark etmişlerdir. Gerçekten çok zengin bir, evet, evet, ülkedeyiz. Bunu
bir söylemek gerekiyor. Altını çize çize belirtmek gerekiyor. Çünkü yani binlerce yıldır buradan ne tarihler, neler geçmiş ne... ve bu bizi oluşturmuş. Bu burada yaşayan etnik kimliğe sahip başka toplulukları da oluşturmuş, Türk topluluğunu da oluşturmuş, milleti oluşturmuş, devleti oluşturmuş. Şimdi buradan baktığım zaman dışarıda bir kaza olduğunda, ben şuraya geçeceğim, bu örnek çok önemli benim için. Dışarıda bir kaza olduğunda bir Türk olarak veya Türk toplumunda yaşamış herhangi bir başka etnik kökene mensup bir kişi olarak da baktığımda benim vereceğim tepki, burada bir Amerikalı otursaydı veya bir Avrupalı, yani İtalyan, Fransız ama gerçek hani oradan biri otursaydı vereceği tepki çok farklı. Değil mi? Ben şunu yaparım toplumsal olarak, derim ki birine bir şey oldu mu ambulansı arayalım. Direkt kişi üzerinden bakarım olaya. Ama bir Avrupalı olay üzerinden bakar, ne oldu der. İşte ve hayatı nasıl algıladığını ortaya çıkarıyor aslında, değil mi? Soru biçimi direkt hayatı nasıl algılıyor? Evet. Kesinlikle. Ne kadar dar bakıyor, ne kadar geniş bakabiliyor, aynen, ne kadar olayın bütününü görebiliyor, aynen, manzaranın tamamını görebiliyor. Aynen. Onun için biz birazcık da insanlarda kayboluyoruz aslında. Kim ne dedi, ne yaptı dedikoduda kayboluyoruz biraz bazen. Biraz Orta Doğu toplumu olarak da biz herhalde biraz daha geniş bakmamız miyiz gerekiyor bizim. O yönümüzde ağır basıyor belki, çünkü hemen bir şey mi oldu? Yani orada daha hiç bilmiyorken, kime sonucu bilmiyorken hemen kime ne oldu? Biraz da karamsar bir yapımız da var sanırım. Karamsarız, evet, birazcık çok oluyor. Çok güzel bir örnekti. Serli, kitaba geçmek istiyorum. Damga kitabı, tekrar gösterelim sevgili izleyenlerimize. Çok güzel bir içsel yolculuğa çıkarıyor bu kitap sizi. Tane tane okudum, notlarımı aldım. Ayrıca da seninle konuşmak istiyorum. Büyük bir emeğin ürünü, uzun yıllar yaptığın çalışmaların ürünü. Evet. Bu bir kişilik envanteri. Hı hı. Damga adında bir kişilik envanteri. Evet, tamamen Türk. Bu kuramın sahibisin. Pek çok yerde de kullanıldığını biliyorum ben. Anlatır mısın damgayı bize? Damgayı nasıl anlatayım. Oluştuğunu zaten dinledik. Kazadan yola nedir çıkarak. Damga kuramı? Bu öncelikle ilk Türk kişilik analizi envanteri. Bunu özellikle altını çiziyoruz yine. Çok önemli ve çok, çok güzel. Önemli. Çünkü biz bu mesleğe, yani bir kurumda işe alımları yaparken kullanılan envanterler yabancı menşeli oluyor ve kullanıldığında yerelleştiriliyor. Ama ne kadar doğru, ne kadar spesifik, ne kadar yani ihtiyaca karşılık geliyor, bu tartışılır. Bunu zaten kurumsal hayatta olanlar, insan kaynakları birimleri özellikle biliyor. Bu tamamen yerel. Harika. Kendi sözlüğümüz, kendi duygularımız, kendi toplumsal hafızamız, kendi kelimelerimiz tamamen bizimle ilgili. Benim kaza döneminde konuşamamamla ilgili bir sıkıntım vardı. Dediğim gibi yemek yiyemiyorum, konuşamıyorum, duygularımı ifade edemiyorum. Ve o zaman karnım acıktı, ne yiyeceğim, nasıl diyeceğim, böyle bir kelimeyle anlatmam gerekiyordu. Böyle bir cümleyi veya 10 cümleyi, mümkün değil, çok zorlanıyordum. Sonra biraz üzerine çalışmaya başladım. Yani dedim biz bu kelimeleri kullanıyoruz ama hani başka duygularımızı nasıl kullanıyoruz, hangi harflerle konuşuyoruz gibi araştırırken tabii ki bütün alfabe üzerinde çalıştım. Sonra enteresan bir şekilde şunu fark ettim. Damgayı oluşturan harflerle biz aslında duygularımızı anlattığımız kelimeler bu harflerle başlıyor. D, A, M, G, G A. Evet. Bu harflerle başlayan kelimelerle duygularımızı anlatıyoruz. İyi peki dedim, hani evet bu mantıklı olabilir ama gel de bunu ispatla. Çünkü kendimi de bir şekilde sorguluyorum sürekli. Araştırma yapıyorum. Abi baktım. Yani yüzyıllar öncesinde Türk boylarında tamga denilen bir, zaten aslında bir nevi sembol dili varmış. Sembol dili. Yani şu masayı diyelim ki avşar boyu yaptı. İşte bilmem kaç yüzyıl sonrasına bu bize kalacak tabii. Ben 300 yıl sonra görüyorum. Bir bakıyorum kenarında işte bir kadın figürü, bir sembol var. Diyorum ki ha, diyorum burada bir kadın var. Elinde bir balık var. Demek ki dere yakınında ya da işte kadınsa işte avşar boyu daha kadını öne çıkaran bir boy. Demek ki bu masa avşar boyunun üretimi ve bize kalan bir ürünü diyorum. Bu sembolle onun kime ait olduğunu anlıyorum. Şimdi gelelim benim şey. Tamga, damga. Yani bu sonradan bulundu, sonradan teyit etmiş oldum aslında ve bilinçaltımızı sembol olarak, bilinçaltımızı kodlayan duyguları
Evet. Aslında özeti bu harflerle başlayan kelimelerdeki işte. Çok güzel. Ben biraz bahsedeyim. Dediğim gibi bir kişilik envanteri bu. Evet. Serbest çağrışımla değil mi? Karşımızdaki kişiyi kısa bir sürede. Çok kısa bir sürede. D, A, M, G ve yeniden A. A harflerinden bir kelime istiyoruz. Evet. İlk 10 saniyede. Evet. Hızlıca söylemesini söylediği istiyoruz. Kelimeler devamını senden alayım şimdi. Hızlıca 10 saniyenin içinde ilk aklına gelen kelimeyle kişiyi şimdi genel özelliklerini analizini yapıyoruz. Evet. Çok onu önce tekrar. Bir değişik ve inandırıcı gelmiyor ama evet. Denesinler lütfen deneyin. Deneyin. D harfiyle biz aslında Türkçe, ya şöyle diyelim, bu kitap Türkçenin matematiğini çıkardı ortaya. Türkçenin konuşma matematiğini çıkardı. Türkçenin konuşmasında, konuşma dilindeki kelimelerin anlamlarını çıkardı. Dolayısıyla kendimizi ifade etme biçimimizi ortaya koyuyor. Biz D harfiyle önce dikkati çağrıştırıyoruz. Yani aynı bir zamanda şey, bize dikkat çekmek istediğimiz evet. Herhalde olayı sembolize yani, şey evet, yapacak, yani ne yaparsan D ile söylediğimiz aynen, kelime. Aynen, yemek tarif de eder. Dersen et. Hı hı. Yok bir şey sun, bir şeyi anlat. Yani şu anda bile biz programda bir şeye dikkat çekmek istediğimiz için önce D harfi, yani biz dikkat tarafımızı ortaya koyuyoruz. D harfiyle söylediğimiz kelime sevgili izleyenlerimiz hayatımızda dikkat çekmek istediğimiz evet. Şey. Evet. Gelelim A. A harfi akıcılık. Akıcılık. Yani karşımızdakinin dikkati bizdeyken eğer ben akıcı bir şekilde anlatamazsam, orada takılırsam, sağa sola bakarsam, ınk dersem, mınk dersem, böyle bir es verirsem karşımızdakinin dikkati bozuluyor. Çok normal. Akıcılık önemli. Akıcılık. Evet. Daha anladım. Sonra dikkat bizde akıcı gidiyoruz. Tam bendeyken dikkat mesaj. Mesaj. Tak diye mesajı vermek çok önemli bu. Mesaj. Yani M harfiyle söylediğimiz kelime de bizim vermek istediğimiz mesaj. Evet. Hayata mı, kendimize mi? Kendimizden çıkıp hayata mı gidiyor? Her şey. Her orada şey. Aslında kilit nokta orası. Evet. Mesaj. Ve peki tamam, mesajı da verdik. Ama biz Türk toplumuyuz. Türkçeyi iyi konuşuyoruz. Duygularımızı Türkçe ile ifade ediyorsak biz şunu istiyoruz karşı taraftan. Bir referans. Geçmiş. Bir inandırıcılık. Evet, G harfi, G. Geçmiş. Yani sen bunu yaptın ama kardeşim kaç senedir yaptın? Ne kadar zamandır yaptın? Mesajı verdin, dikkatimi çektin, akıcı da anlattın, harikasın ama ne kadar süredir? Geçmişte neydi? Bu zaman çok önemli. G harfiyle söylediğimiz kelime de bizim geçmişimizi anlatıyor. Geçmişimizi anlatıyor. Geçmişten gelen, bizde kalan olayları anlatıyor. Belki. Kırıntılar. Yani evet. Tahlil yaparken değil mi? Bu evet. Doğrultuda yapıyorsun. Evet. Çok güzel, çok, evet, çok keyifli böyle... sevgili izleyenler. Mutlaka kitabı ederim. Alın, okuyun ve kendi üzerinizde de uygulayın. Çok keyif alacaksınız evet. Ve evet. Kendinizle ilgili de birçok şey fark edeceksiniz. G geçmiş dedi. G geçmiş. A'da A. Bizim ne yazık ki en çok sorun yaşadığımız konu. Çünkü iletişim aslında hepimizin mesleği. Evet. Ama ben mesela diyorum ki herkes benimle meslektaş ama ben kimseyle meslektaş değilim. Çünkü her işin temelinde iletişim var ve bu işi en iyi şekilde de yapmak zorundayız. Çünkü kaynak iletişim zaten. Açık iletişim. Açık iletişim. Türk toplumunda ve bazı toplumlardaki en büyük sıkıntı. Biz sanıyoruz ki hemen arkadaş olduk, can ciğer olduk, hemen her şeyi konuşabiliriz. Bunu açık iletişim olarak görüyoruz. Söylediği ki durum. Aslında bu değil. Değil. Dürüst olabilmek. Dürüst aslında. Olabilmek. Ortak paydada evet. Buluşabiliyorsak bunları doğru, adil bir şekilde paylaşabilmek. Ama açık iletişim dediğimiz gibi gecenin bir yarısında birbirimize hani iş için tanışılıkta hemen ardından mesaj atmak değil ki, bu ne yazık ki birçok sektörde oluyor. Sıkıntı yaratılıyor. Evet. Ve bütün bu kelimelerin, harflerle başlayan bu kelimeleri ilk anda soruyorum. D harfiyle aklına gelen ne? A ile ne? Onunla ne? Bununla ne? Ve bunların arasındaki analizi demografik, yani yaşla, işte alınan eğitimle gibi bazı bilgilerle aile, yani birçok özelliği de içinde barındırarak tabii. Değerlendiriyorsun. Değerlendiriyoruz. Çünkü psikolojiyle çok destekli giden bir durum bu zaten. Evet. Serli çok güzel anlattın. Son sorumu güncel bir tamam. Durumdan girerek bitirmek istiyorum. İletişimimizin çok kısıtlandığı olağanüstü bir dönem evet. Yaşıyoruz. Daha da devam ediyor. Bir iletişim uzmanı olarak ama herkes bir şekilde kendi sistemini buldu bu pandemi hı-hı. Sürecinde. Online ortamlarda vesaire. Peki bir iletişim uzmanı olarak bu pandemi süreci
İletişimin bize gücünü mü fark ettirdi? Ya da ilerleyen dönemlerde bu pandemide yaşadığımız kısıtlı iletişim bizi ne şekilde etkiler? Öngörülerin neler? Olumsuz mu görüyorsun ileriye yönelik? Şu anda da insanların daha işte iletişim konusunda farkındalığı mı arttı? Bunun için ne söylemek istersin pandemi süreci için? Evet, öncelikle gerçekten yani çok zorlu bir süreçten geçtik. Her sektör çok etkilendi. Temelinde iletişim de çok etkilendi. Evet. Aslında biz değişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldığımız ve yeni bir şeyleri inşa ettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu bir geçiş süreci. Öyle kolay olmayacak. Evet, hani hemen eğitim işte online'a döndü. Toplantılar online'dan yapılıyor. Evet, birçoğumuz evde çalışmayı, freelance çalışmayı öğrendik sistem olarak ve hani birçoğumuz da belki böyle devam edecek artık hayatına, ama bu kadar kolay olmayacak. Burada önemli olan şey işte hani yine böyle bir geriye dönüp bir atıfta bulunacağım. Ön yargılarımızdan arınmamız gerekiyor. Türkiye freelance çalışmaya çok geç başladı. Dünya freelance'i çok yıllardır çalışıyor, biliyor. Ama biz ancak bu pandemi döneminde freelance çalışmaya veya evden, uzaktan çalışmaya döndük. Ve bunun böyle olabileceğini, böyle de verimli olunacağını gördük. Ama tabii ki psikolojik bazı etkileri oldu mu? Oldu. Bizde burada önemli olan peki şey... Peki bu iletişim becerilerimizi etkiler mi sence? İlla ki etkileyecek yani, ama değiştirecek. Dijital ortamda iletişim içindeyiz ya pandemi süresince. Evrilecek. Hani kimse de zaten şey yapamadı. Mutlaka hani canlı yayınlar yaptı, işte yüz yüze görüşmeler. Hiç kimse böyle bir tamam o evde rahatım demedi. Yani demedi, iletişime evet, geçmeden üretim, duramadı. Evet. Herkes kendi vardı. Sistemini bir organize etti, yarattı. Tabii, bu tabii. Çok olumlu ama çok böyle dediğin gibi evden çalışma, dijital ortamdan her şeyi yürütme, ileride iletişim becerilerimizi etkiler mi? Kesinlikle. Zaten değiştirdi. Değiştirmeye başladı. Ama bir de şöyle bir noktası var. İnsanlar sıkılmaya da başladı bir grup. Çünkü iletişim dediğimiz şey interaktiftir. Ya da evet, dokunaraktır. Çünkü sadece konuşarak olan bir şey değil. Yani temas lazım. Nefesini hissetmen lazım. O andaki bakışını hissetmen lazım. Yaşayarak. Her an yani her şeyini. Ama bu şuna getiriyor. Sanırım bunu dengelememiz lazım. Bunu dengelememiz ve geleceği artık olacak. Tasarlamamız gerekiyor. Yani önemli hem olan. Yeni düzenden kopmadan ona uyum sağlayarak ama diğer taraftan da interaktif kısmını da herhalde barındırarak. Kesinlikle. Yani sanırım bunu dengelemek denge, de bize denge. Düşüyor. Evet, hayat denge zaten. Evet. Alış veriş. Yani nefes alıyoruz, nefes veriyorsak her şey bir dengede gibi olmalı. Dolayısıyla hani toparlamak gerekirse konuyu, evet, biz geleceği aslında biraz sıkıntıyla karşılıyoruz şu dönemde. Ama ben ümitsiz değilim. Yaratıcı yıkım dediğimiz şey burada yine de denemeliyiz. Hayatımıza katmalıyız. Evet, bir yıkım yaşandı. Hepimizin belki hayatlarında kayıplar, hastalıklar yaşandı. Evet, ben de Covid çok geçirdim çok ailece. Geçmiş olsun. Çok zorlu bir süreçten hala geçiyoruz. Evet, bunu yaşayan bir aileyiz biz de. Evet. Burada önemli olan şey ayak uydurmak. Akışa kapılmak değil ama. Akışla beraber akabilmek. Akışla beraber akmak, önyargısız olmak, evet, esneyebilmek ve kendiyle kendimizle yüzleşme konusunda kesinlikle da cesaretli olmak. Kesinlikle evet, cesur olmamız gerekiyor ayakta kalabilmek için. En son ve mesajımız bu olsun, harika oldu. Cesur olmamız evet, gerekiyor. Evet ve son olarak şunu da söyleyeyim, artık yeni çağ gerçekten bilgiyi istiyor. Yani öyleydi böyleydi, yarım yamalaklı şeyleri değil. Bilgiyi istiyor. Kendimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Yani ne yapıyorsak. Serli, çok çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Seni ağırlamak büyük bir zevk verdi bana. Teşekkür ederim. Çalışmalarında, devam eden işlerinde her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür olduğun çok için teşekkür ederim. Ağırladınız beni. Sağ olun. Zevkti. Sevgili izleyenler, ben çok keyif aldım. Dilerim siz de izlerken aynı duyguyu yaşamışsınızdır. Haftaya başka konuklarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.